Abi düzenli olarak 5 saat boyunca siber güvenlik ile uğraşırsak kaç ayda orta düzey bir siber güvenlikçi olabilirim? Yazılım bilgi sıfır cevaplanınca bir havuzu, bir musluk günde 5 saat açık durdurarak 10 litre dolduruyor. Uygunsuz fotoğraflarını birinin eline geçerse veya internete düşerse ne yapmalıyız? Uygunsuz fotoğrafınızı tutmayın abi telefonunuzda bilmem ne de. Çekmeyin yani. Onun sonu sıkıntı. Subdomain ararken nasıl internetteki bir sözlükten kelimeleri çekip internetteki sözlükten kelimeleri çekemezsin. İnternetteki sözlüğü çekeceksin. Sonra domain altında arama programına vereceksin. Abi Teamweaver gibi uygulamalar ne kadar güvenilir ve çalışma prensibi? Abi Teamweaver ve uygulamaları temelde işte port 80, 80-80 bilmem ne falan gibi bir portta ekran görüntüsünü video stream ediyorlar. Aslında yaptıkları hikaye o. Çalışma prensibi olarak öyle. Yani remote desktop gibi RDP gibi çalışmıyorlar. Session açmıyorlar sana. Var olan session'a giriyorlar. Hikaye şu. Bu herifler servis olarak arkada çalıştıkları zaman sadece bir pinle korunuyordun eskiden. Şimdi daha farklı şeyler eklediler ama sadece bir pin vardı saldırganın önünde ve brute force diyorlardı. Bu bir. İkincisi adam gidiyor o bilgisayarda kontrol alanını hacklemeye çalışıyorlardı. Teamweaver'ın web sitesi falan hacklenmişti. O hacklendiği zaman bütün altındaki client'ler falan şey yapıyordum. Bir de var olan client'a da zararlı yazılım enjekte etmişlerdi falan. Abi bulduğumuz bir açığı nasıl raporlamalıyız? Güzel bir soru. Arkadaşlar açık raporlamada bir soru sormada bir teknik detayı verirken her zaman karşınızdaki kişi anlattıklarınıza bakarak sizin yaşadığınız sonucun aynısını adım adım yaşayabilmeli. Ona bakmanız lazım. Yani öyle bir şey yazmalısınız ki herif de aynısını yaptığında adım adım aynı sonuçlar çıksın. Öyle yazmanız gerekiyor. CMD'den direkt KMS sunuyor. Windows 7 ne gibi sorunlar çıkartabilirse. Abicim sen KMS yazıp o adamın söylediği komutu çalıştırıp sana gelen key'in içerisinde bağlandığı server'ın arkada hangi servisi ne yüklediğini nereden biliyorsun? Ya herif senin PowerShell'ine bir tane reverse shell script'i gönderiyorsa? Bu soruya cevap verdik babalar. Yani eğer Wireshark aynı anda açıp sadece key geldiğinden eminseniz sıkıntı yok. Ama el alemin key management server'ından niye siz kendi makinenize şey yapıyorsunuz ya? Bunun güvenlikçi olarak onaylamam beklenemez yani. Can abi ufkumuzu geliştirdiğin için öncelikle teşekkür ederim. Sorum şu, 2FA ayarladığımız uygulamalar veya sitelerde bu cihazı hatırla seçeneği güvenlik zarfı oluşturur mu diye sormuş da oluşturmaz. Bilgisayara fiziksel yakından biri değil de uzaktan bunu kullanıp çevirip kopyalama veya başka olmaz abi. Şöyle bir durum var. Aslında uygulamasına göre değişiyor. Mesela Google'da falan şeyi çalsa bile herif senin makinana remote desktop yapıp bağlanırsa evet gidersin. Ama senin makinandan bir şey çalıp linke sana tıklatıp bir şey yaptırıp kendi makinesinde açarsa o zaman geçmiş olur. Adam da mutlaka sorar 2FA. Ama 2FA'yı hatırla olayı hani çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Yapmayın yani. Abi hangi üniversitede okudun? Çok çalıştın mı? Çok çalıştım. Çünkü üniversitede okumadım. Yani şöyle oldu. Çok kısa anlatacağım. Bunun videoları bile var her yerde. Bilgi Üniversitesi bilgisayar. Birinci sınıfta iki kere mi ne böyle kaldım orada. Çok haytalık yaptım. Ondan sonra Yeditepe görsel iletişim tasarımı kazandım. Aynı anda Amerika'dan da burs kazandım. 11 Eylül olunca benim bursu yenilemediler. Gidip kayıt yaptıramadım yani oraya. Oraya gideceğim diye de Yeditepe'ye kayıt yaptırmamıştım. Açıkta kaldım. Açıkta kalınca er olarak askere gittim. Askerden döndükten sonra önce Sakarya bilgisayar programcılığı, sonra da onu açık öğretim işletmeye tamamladım. Öyle bitirdim üniversiteyi. Tamamen alaylıyım yani. Tamamen kendi kendime. 94'ten beri bu işlerle uğraşıyorum abi. Aktif olarak security ile de nereden baksan 97'den beri falan uğraşıyorum. Abi kullandığın zamanının en iyi bilgisayarı ne zaman kullandın? Abi benim bir tane DX33'üm vardı. 486 DX33. O dönemde hiçbir komşumda, hiçbir arkadaşımda öyle bir makine yoktu. Sonra çok geçmeden bir sene sonra mı ne? DX66 aldılar. Hepsi. Sonra DX400 aldılar. Ondan sonra 166 MMX'de ben bir yakaladım çağı tekrar. Ondan sonra hep geriden gittim. Bilgisayarda kullanılmayan dosyaları silen uygulamalar ne kadar işe yarar? WinOptimizer iyiymiş. Iobit'in ürünleri. CC çökmüş. Herkes öyle diyor. Ya öyle şeyler var. Ben çok kullanmıyorum abi öyle şeyleri. Google Chrome'da hangi eklentileri kullanıyor reklam? Abi ben bir tek şeyi kullanıyorum. uBlock Origins'i. Bir de işte LastPass'ten Parola. O kadar. Başka bir şey kullanmıyorum eklenti olarak. Abi düzenli olarak 5 saat boyunca siber güvenlik ile uğraşırsak kaç ayda orta düzey bir siber güvenlikçi olabilirim? Yazılım bilgi sıfır cevaplanınca bir havuzu, bir musluk günde 5 saat açık durdurarak 10 litre dolduruyor. Aynı havuzu başka bir musluk günde 5 saat çalışarak 2 litre boşaltıyor. Havuz 500 bin milyon gross tonluk olduğuna göre bu havuz kaç ayda doğar? Bu cevaba göre senin de süren belli olur kardeşim. Kardeşim bunun bir cevabı yok. Bu tamamen sana bağlı. Kendin bakman lazım. Tamam mı? Dolmaz o havuz yani söyleyeyim.
Antivirüs keylerini internetten bulup etkinleştirmek tehlike oluşturur mu? Etkinleştirme için key kullanıyorsanız yapmayın ama tehlikesi yok. Yapmayın abi şöyle şeyler. İnsanların emeğine yazık. Ama yani onda bir tehlikeli bir durum olmaz. Key'den dolayı bir şey olmaz. Sadece key. IP ve MAC adresimi gizleyebilir mi? Mac'ini gizleyemezsin. İnternette nasıl anılıyor? İnternette gözükmez MAC adresin zaten. IP adresini de gizleyemezsin. Eğer gizlersen IP adresini zaten komünikasyon gerçekleşmez. Bu senin ev adresin gibi. Senden bir şey çıkarken senin ev adresini damgalamak zorundasın ki geri paket sana dönsün. IP spoof yaparken de öyle çalışmıyor zaten. Önde senin bir normal IP'in var, ondan sonra spoof yapıyorsunuz. Arada fark var. ARP spoofing yaparken de mesela çeviriyorsun ama kendi ARP'ın değişmiyor. Sen sadece poisonluyorsun karşıdaki sistemi. Arada farklı çalışıyor yani. Öyle değil o işler. Ben siber güvenliğe gitmek istiyorum. Önceden biraz dil öğreneyim dedim ama bu sefer de PC sıkıntı oldu. Ortalama ne kadarlık bir PC'ye ihtiyaç var başlangıç için? RAM'in yüksek olsun. İşlemcinin orta seviye olsun. Diskin SSD'yi olsun. Hayat sana yeter. Bu kadar. Ekran kartına ihtiyacın yok. Abi sanal PC'ye virüs bulaşırsa ana makineye zarar verir mi? Hayır. Bulaşmaz. Ama sen eğer diski mount edersen o zaman sıkıntı, haberin olsun. Disk üzerinden yayılan bir worm falan denk gelirsen patlayabilirsin. Bir de şey, network bağlantısı yapma sanal makineyle. Hem disk olarak mount etme, yani senin diskini görmesin, hem de network olarak bağlama birbirlerine. İnternet bağlantısı bilmem nesi olmasın yani onun. Öyle o zaman olur. Dizüstü bilgisayarında Brave tarayıcısını kullanırken Nvidia ekran kartını kullandığımı fark ettim. 3D render'ı açarsan kullanır. Daha sonra Mozilla ve Edge'de denedim. Bunlarda böyle bir şey olmadı. Abi browser'da 3D acceleration'ı kapat, düzelir. Pardus güvenli bir işletim sistemi. Hayır. İşletim sistemi bile değil oğlum. Sadece kabuk üstüne eklemişler işte. Bir şey yok. Eskidendi Pardus. Şimdiki en yeni gördüğüm oydu. Kötüydü yani. Beğenmedim ben. Böyle bir zamanda bilgisayar teknolojik ürünlere iç şeyken nasıl bağımlı olduğumuzu anlayamayız. Bağımlıysak nasıl kurtulabiliriz? Bağımlıysan herhangi bir şeye sen anlayamazsın bildiğim kadarıyla. Siberay'ın bu gibi konularda çalışmaları var. Teknoloji bağımlılığı üzerine. Onlarla bir iletişime geçmeni ve onların web sitelerinde bir bilgileri varsa onlara sormanı tavsiye ederim. Onun dışında inan bilgim ve uzmanlığım olan bir konu değil dostum. Paranız yoksa internetten Windows OEM key alabilirsiniz. Peki OEM key veren firma bilgisayarları uzaktan işe... Hayır canım, ne alaksa. Merhaba, domain adresi aldığımızda aracı kurumlar aldığımız anda ne yapıyor? Yani nereye bunu bildiriyor? How domains work? Yaz abi Google'a. Şöyle ICANN diye bir şey var. ICANN. Esas oraya register ediliyor. Oradan bak abi. Tamam mı? Nasıl register oluyor diye. Türkiye'nin siber güvenlikte yerini nasıl buluyorsun? Güzel buluyorum abi. Hem üretici olarak üretim yapan arkadaşlarımı çok takdir ediyorum. Buraklar olsun, Mehmetler olsun, Ömer olsun, çok iyi adam var, Emreler olsun. Bir sürü var yani. Ayrı ayrı tebrik ediyorum hepsini. Güzel işler yapılıyor. Ben çok güzel buluyorum yani. Bizim ülke böyle bir ülke olmasaydı ben kendimi bu kadar çok geliştirme fırsatı bulamazdım. Öyle söyleyeyim size. Ha ama şu da var. Hani bugüne geldiğimizde zaten hayvan gibi kaynak olacağı için ortada. İngilizce bilen herkes için bu bilgiyle sahip olmak çok daha kolay. Abi siber güvenlikçi olmasaydın ne olurdun? Tornacı! Yok lan, mimar olurdum herhalde. Amcam yüksek mimar. Benim çok severdim mimarlığı. Neden siber güvenlik uzmanı olmayı tercih ettim? Ben tercih etmedim abi. Ben yanlışlıkla hacker oldum. Bunun videosu var bu kanalda. Yanlışlıkla oldum oğlum. Ben merakımdan, kedinin başına ya meraktan girmiş ya şeyden. Benimkisi de meraktan oldu. Benle bir alakası yok yani olayın. Tamamen şans eseri. Test aracının hacklenmesi mümkün mü? Tabii ki. Abi emeklilikte ne düşünüyorsun? Türkiye'de veya Yunanistan'da bir yazlık alacağım. Yatacağım oğlum. Abi 128 bit milyon megabayt nerede? Türksel Bulut. Oğlum kaç soru cevapladım biliyor musunuz şu anda? 109 soru cevaplamışım arkadaşlar. Benden bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.